Hatay rahatladı. 4'ten aşağı, 5'ten aşağı depremler sorun yaratmaz. Ama asıl sıkıntı, birinci sıkıntı, Maraş'ta şimdi iki blok hareket etti. Yerine oturması için o depremin artçısını bekliyoruz. Yani Maraş'ta olan ikinci depremin artçısını bekliyoruz. Şimdi asıl sıkıntı ve süreç Kıbrıs, Ege, Bedirli, Marmaras'ındaki basınç. Birinci dereden deprem coğrafyasında yaşıyoruz. Deprem olacak mı? Evet olacak. Asıl depreme neden olan kıtasal hareketler. Afrika bize doğru geliyor. Daha önce de haberi yapmıştık. Geliş hızı 2,5 santimden 3 sonra 6 sonra 8 santim yükseldi. Mağma yükselimi, mağma baskısı. Bir de Arap plakasının gelişi, kıtasal hareketler. Gelecekte Akdeniz diye bir deniz kalmayacak, göller bölgesi olacak. Şimdi bütün sorun şu. Deprem yani özellikle olacak mı? Evet. Deprem öncesi önlemler. Gelecekte Akdeniz göller bölgesi olacak. Depremi yaşayacak mıyız? Evet yaşayacağız. Bütün sorun ilgili yetkili makamlarda oturanlar dahil. Bu kadar deprem geçirdik. Değişen bir şey olmadı. Lütfen bilimsel verilere göre konuşalım. Bilimin ışığında yürüyelim. Bu insanlar bizim. Düşünün insan hayatı boyunca çoluk çocuk anne baba dahil enkaz altında paramparça canlı canlı yok oluşu nasıl kabul edilebilir? Yani biz ülke olarak yapmamız gereken deprem öncesi önlemler eksikliğimiz depreme dayanıklı bina tasarımı. Birinci dereceden deprem coğrafyasındayız. Asıl önemli konu demin konuştuğumuz gibi deprem öncesi önlemler eksikliğimiz. 70-80 yıldan beri bunu önlemini alamadık. Gündemde olması gereken bir konu. Birinci konu tabii. Öğrenemediysek demin de konuştuğumuz gibi deprem coğrafyasına yer alan gelişmiş ülkelerin yönetmekleri olur. Çin, Japonya, Amerika, Fransa, Avrupa Euro 8 formatını okusunlar. Birinci madde size gönderin birinci maddeyi biraz sonra gösteririm yani. Şimdi iklim değişikliğine gelince daha önce de sizden yaptığımız haberde dengesiz bir iklimden bahsetmiştik. Bütün dünyada yankı yaratmıştı. Hem bu deprem haberi hem de bu iklim. Hava akımları yön değiştirdi. Haberiniz oldu. Yaptığımız röportajda onu o zaman söylemiştik. Ve demiştik ki önleminizi alın. Yeraltı havzalarını koruyun. Şu anda her yerde kuyular kuruyor. Her yerde kuraklık başlıyor yani. Enerji ve basınç birikimi. Özellikle Kıbrıs, Ege, Marmara'da doğru. Bir deprem bölgesi olduğumuz açık. Önemli olan demin de konuştuğumuz gibi deprem öncesi önlemler. Yaşıyoruz. Deprem olacak mı? Olacak. Durdurma şansımız var mı? Hayır. Yaklaşık 70-80 yıldan beri kaç deprem geçirdik? Hep aynı acılar, aynı